Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. DirectX 12 Ultimate, Microsoft DirectX 12 Ultimate nedir? Bunu size özetle izah etmek istiyorum. DirectX 12 Ultimate, ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir nevi DirectX 13 aslında. Yani DirectX 12.2'nin yeniden isimlendirilmiş hali. Hani bir nevi DirectX 13 çıkmış kadar bir gözle görebilirsiniz zaten. Yani düz ilk çıkan DirectX 12 değil. Şimdi zaten izah edeceğim, bayağı bir geliştirmeler sunuyor oyun geliştirenlere ve oyun dünyasına. DirectX 13 gibi görebilirsiniz bunu bir nevi. Şimdi Microsoft DirectX 12 Ultimate nedir, ne işe yarar, ne manası var? Bunu söyleyeyim. Ray Tracing ve VRS, evet VRS dinamik çözünürlük gibi bir şey. Ray Tracing şey, ışının direkt düşmesi, ışığın şeyi taklit ederek değil de doğrudan düşmesi Ray Tracing. İşte VRS bu dinamik gölge çözünürlüğü. Mesha ders arkadaşlar, bu da oyunlarda kullanılan bir şeydir. Bu da çözünürlüğün dinamik olarak ayarlanması oyunun performansını arttırmak için. VLS şeyin, gölgelerin çözünürlüğü. Bir de sampler feedback. Bu da şey arkadaşlar, açık dünya oyunlarında falan şeydir. Sabit duran bir nesne vardır. Mesela şu oyunun içindeki şu para çuvalı gibi arkadaşlar. O sabit duruyor orada. İşte belleğin içine işte 20 MB'lık bir ekran kartı belleğin içine bir verisi var ama sabit durmasına rağmen bir şey değişmediği halde onunla ilgili, mesela kızı hareket ettiriyorum sağa sola ama onda bir şey değişmiyor. Değişmediği halde ekran kartı işlemci bunu sürekli okuyup okuyup belleğin içine silip silip tekrar yazıyor. Sampler feedback bu şey, bu sabit kalan şeyleri tekrar tekrar yazdırmıyor. Hard diskte tekrar tekrar okuyup yeniden belleğin içine raporlamıyor. Peki Microsoft DirectX 12 Ultimate'de bunların ne alakası var derseniz arkadaşlar, bunların kullanılmasını, daha destekli, düzgün kullanılmasını, daha doğru çalışmasını, bunların daha iyi geliştirilmesini, oyun geliştiricilerinin daha iyi kullanmasını, daha oyun kullanıp daha iyi geliştirmesini sağlayan bir teknoloji haline gelmiş durumda. Yani DirectX 12 Ultimate bu saydığım Ray Tracing, ışık düşme şeyini, özelliğini, Ray Tracing işleme özelliğini, yani oyunlardaki VLS dediğimiz bu dinamik gölge olayını, işte mesh shaders'ı, sampler feedback, bunların hepsini düzgünce destekleyecek. DirectX 12 Ultimate'in olayı bu arkadaşlar. Peki bu 4 saydığım oyunlardaki kullanılan bu tekniklerin, bu şeylerin faydası ne dersek, işte sampler feedback dediğimiz şey, ekranda sürekli sabit duran bir şeyi hard diskten tekrar tekrar sahne değişmediği halde okuyup tekrardan bellekten silip silip yazmak, hem bellekteki alanı durmadan işgal etmeye devam ettiği halde işlemciyi durmadan çalıştırıyor. Aslında sabit bir şey, yani arka plana sabit. Mesela şu an arkada boxing yazıyor, işte shop, fight bilmem ne, bir hareketli resim var aslında arka planda. Bu yenilenmediği halde tekrar tekrar hard diskten okumasına gerek yok ekran kartının. Sampler feedback bunu sağlıyor. İşte mesh shaders arkadaşlar, bu anisotropik şeyi, filtrelemeyi kapattığınızda, 2x, 4x falan yaptığınızda uzaktaki şeyler, nesneler oyundaki yakınlaşmadığınız sürece çözünürlüğü düşüktür. Çok kötüdür, bazı oyunlarda da çok berbattır. Çok uzaktakiler çok kötü gözükür falan. Mesh shaders arkadaşlar bunun tekniğidir. Yani uzakta olan bir şey, özellikle açık dünya oyunlarda uzaktaki nesnelerin, sen 1080p'de oyun oynuyorsun da o zamazinglolara bakmıyorsun bile dönüp. O bakmadığın şeylerin 1080p olarak renderlenmesine, işlenmesine gerek yok. Bunu oyun geliştiricileri de kullandığı zaman, akıllıca kullandığı zaman bu mesh shaders olayını, uzaktaki şeyler senin o anki oynadığın kadar yüksek çözünürlükte işlenmiyor ve FPS'en artıyor, ekran kartının gücü artıyor. VLS dediğimizde arkadaşlar gölgelendirme, sınırlı bir gölgelendirme diyebiliriz bu teknolojiye. Bu da yine senin bakmadığın, o an bakmadığın uzaktaki bir şeye, açık dünya örneği verdik mesela demin de, uzaktaki bir şeyin gölgesinin hiç hesaplanmaması, çok kötü hesaplanması, gerekli olmayan bir şeyin gölgesinin
o an için grafik işlemcisine, ekran kartının işlemcisine yük bindirmesin diye bir tür yapay zeka şeyiyle hesaplanıp ekran kartına yük bindirmeyecek şekilde bir uzaktaki batmanın, o an batmanın şeylerin ayarlanması verese. Ray Tracing'de biliyorsunuz arkadaşlar bu ışık işte, ışık şeyi, düşümü. Bunu gerçekçi, doğal hale getirdiler. Ve bir de yapay zeka işlemleri yapıyor RTX kartlar, Ray Tracing yapabilen kartlar. Da Microsoft DirectX 12 Ultimate arkadaşlar, özetle bu saydığım teknolojilerin hepsini oyunlarda doğru düzgün kullanabilmemiz için, oyun geliştireceğinin doğru düzgün kullanabilmesi için geliştirmeler yapılmış DirectX olayında Microsoft tarafından. Yani adam Ray Tracing ekleyemeyeceğim, bu oyunu olmuyor, çok zor, beni çok uğraştırıyor. Ya da işte bu VLS dediğimi, Mesh Shaders dediğimi, Sampler Fatback dediğimi, bu teknolojilerin hepsini ben oyuna ekleyemeyeceğim abi, çok uğraştırıyor diyor idi ise eğer, mesela DirectX 11'de ya da 10'da mesela. Şimdi bu DirectX 12 Ultimate'de arkadaşlar bu teknolojileri çok daha basit bir şekilde kullanılabileceğini, oyun üreten firmaların çok rahatlıkla oyunlarına bu özellikleri kullanıp ekleyebileceklerini söylemiş Microsoft. Bu bir iddia hani. Abi ben DirectX 12 Ultimate destekli kart aldım, ekran kartı aldım, böyle bir güncelledim DirectX'ini falan fistan. İşte dede yadigarı DirectX 12 olmayan kart var. Mesela işte bilmem kaç güçlü kart, Titan vardı Nvidia'nın, işte 980 Ti vardı mesela, onlar DirectX 12 destekli mi 11 mi? 12 destekliyorsa bile yazılımla falan da doğru düzgün desteklemez çünkü yeni kart değil bunlar. Hani RTX 2060 yerine 980 Ti ile de denedim oyunu. Abi o Mesh Shaders yok efendim, Sampler bilmem ne, Ray Tracing, Zaktu Zuttu. Onların hiçbiri bir caca yaramıyor galiba. 2060'dan 980 Ti'yi ben test ediyorum, 980 Ti de iş görüyor. Eski DirectX sürümü olan kart. Bir fark yok. Ve zaten o yansıma filan, ışığın yansımasını, gölgeleri filan Ray Tracing daha iyi yapacağı söyleniyor. Ray Tracing kapalı iken de oyundaki yansımalar, bilmem neyler, ışıklar falan da güzel güzel idare eder. Bir fark yok benim gözümde. Diyenebilir oyuncular. Hani her teknoloji çıktığında iyi olacak, süper olacak diye bir şey yok. Ama işte dediğim gibi özetle DirectX 12 Ultimate arkadaşlar daha düzgün bu teknolojileri desteklemek maksadıyla üretilmiş bir DirectX sürümüdür arkadaşlar. Benim bakış açım bir nevi DirectX 13'müş gibi görebiliriz arkadaşlar bunu. Bana göre öyle yani.